Geçenlerde 5 tane mystery box aldım ve bu videoyu YouTube'a shorts halinde atmıştım. Kutuların tanesi 5 dolar ve içinden ne çıkacağını gerçekten bilmiyorsunuz. Toplamda 25 dolar harcadık ve neredeyse 100 dolar kar yapmıştık. Fakat yorumlara göz gezdirdiğimde mystery box'lardan 5, 10, 20, 50, 100 tane almamı istediniz. Hadi lan! Ah! Ama telefon lan! Telefon çıktı! Ben de bugün sizler için mystery box'ları almaya VLB Amazon Return deposuna geldim. Peki içeride ne oluyor? Cuma günü içeriden ne alırsanız alın, içeriği stand kuruyorlar. Az sonra sizlere göstereceğim. 10 dolar cumartesi 10, pazar 8'den perşembe günü 1 dolara kadar düşüyor ve bugün günlerden ise perşembe arkadaşlar. Fakat bizim mevzumuz ise birazcık farklı. Bizim mevzumuz burada. Burada mystery box'lar var. Bu ürünler Amazon'dan veya Target'ten iade edilen ürünler. Ürünleri bu şekilde bantlayıp üstlerine soru işareti koyup buraya koyuyorlar ve içeriden ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Az önce menajerle bayağı bir konuştum. Ürünlerin içine bakıyor musunuz diye. Önceden bakıyorduk ama son zamanlarda haftada 500 tane ürün geldiği için bakamadıklarını söylediler. Gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz dediler. Peki ben ne yaptım arkadaşlar? Bu görmüş olduğunuz kutuyu komple satın aldım. Gerçekten bu kutuyu açmak için çok heyecanlanıyorum. Çünkü içerisinde neredeyse 25-30 tane farklı kutu var. Sabahtan beri adamla pazarlık yapmaya çalışıyorum ve bu kutuyu toplamda 75 dolara aldım ben. Kutumuz hazır. Bunları eve gidip açacağız ama bunları açmadan önce size kısaca dükkanı gösterip hemencik eve fırlamak istiyorum. Hani 1 dolar dedim ya ne alırsınız diye. Bakın standlar bunlar. Asıl bomba pazar günü oluyor. Çünkü ne alırsanız 10 dolar ve ürünler yeni oluyor. Millet yağma kapış böyle geliyor arkadaşlar. Karıştırıyor. Hatta benim de McDeals'da böyle bir videom vardı. Aynı dükkanın sistemiyle. Hatta 8 dolar aldığım ürünü 180-200 dolar civarına satmıştım. Burada çeşit çeşit kıyafetler var. Çok güzel ürünleri bulabiliyorsunuz ama şu an 1 dolar olduğu için herkes güzelleri almış tabii ki. Bunlar kalmış. Bakın yine burada mystery box'lar var. Ben dedim ki adama bunlar ne dedim. Bunların içinde dedi printer'la ilgili yani yazıcı, fax makinesi onlarla ilgili ürünler var dedi. Kutunun büyüklüğünü görüyorsunuz. Tanesini 45 dolara satıyorlar. Bu tarafta ise return olan iade edilen ürünler satılıyor. Mesela şöyle bir ocak varmış bakın. Bunun fiyatına bakalım. 245 dolarmış. Arkadaşlar bende Amazon seller hesabı var. Bu ürünün gerçekte kaç para olduğunu merak ettim. Ve şuraya geldim. Bunu bu şekilde scan yapıyoruz şu arkada görmüş olduğunuz barkoda. Scan yaptık. Bu ürünün normal fiyatını görüyorsunuz 495 dolarmış. Tabi bu ürünü müşteri beğenmemiş veya herhalde başka bir sorun çıkmış da olabilir. Şu an burada 245 dolara satılıyor. Evet dükkanın sistemi bu şekilde. Elimde fişim var arkadaşlar. Vergiyle beraber 82 dolar 13 sent tuttu. Ben şimdi bunları arabaya yükleyeyim. Hadi o zaman eve doğru gidelim. Evet arabaya yükledim. Bayağı ağır. Bu kutuyu tek başına yukarıya çıkamam. Eve gittiğimde de tek tek yukarıya çıkarmam gerekecek. Az önce menajere sordum ki en fazla ne çıkardınız bunların içinden dedim. MacBook Pro mu dedi. Yani 1000 dolarlık bir ürün çıkmıştı 5 dolarlık kutunun içinden. Ne olacağını bilmiyorsun dedi. Tabii beni gaza getirdi. Bir de iPhone çıkardık. 6 mı 7 mi gibisinden söyledi. Yani şöyle kutuları yükledim da 3-5 tane ağır var. Diğerleri böyle hafif gibi bir şeyler ama gerçekten ben de heyecanlıyım. Hadi o zaman eve doğru gidelim. İçimde kaldığını öğreneyim layık. Arabayı park etmedim. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Arka kapıda bilgisayarı da açtım. Çünkü fiyatını bilmediğimiz ürünler varsa oradan bakarız. Ortalama ne kadar kar edip kazanacağız diye. Ama şunu da atlamak istemiyorum. Ben bu kutulara 75 dolar verdim ama içerisinde 25-30 tane ürün var. Çünkü menajerle çok fazla pazarlık yaptım. Dedim reklam yapacağım sizlere bana bir güzellik yapın falan filan gibisinden. Normalde bu kutunun total büyük kutunun değeri 120-130 dolar civarı olması lazım ama yarı fiyatına anlaşabildik bir türlü. O zaman sizi daha fazla bekletmeden ben de kendi heyecanımı yenmek için ilk kutudan başlayalım. Evet şöyle boş gibi duran bir kutudan başlamak istiyorum. İçinde tahta gibi sesler falan geliyor. Şunu da söylemek istiyorum. Menajer dedi ki kutular dedi çok fazla bantlıysa bunlar return ürünlerdir dedi. Evet. Yani bildiğim gibi büyük ihtimal şöyle bir ev süsü. Süsü ne ya? Ev süsü. Böyle bunlardan tablo falan yapıp duvara asmak için kullanabileceğimiz veya ona benzer şeyler hatta böyle vidalar da mevcut. Ben bunu hiç açmayayım. Evet kötü başladık. Mystery Box heyecanımız. İkinci kutumuz.
Yine boş bir ürün. Yine boş bir ürün. Şöyle bir şey oluyor. İnsanlar mesela şunun bacağı kopuyor, bacağından sipariş ediyor, sonra tamir ediyor. Onu geri yolluyorlar falan gibisinden. Hatta sonra size güzel bir bilgi vereceğim. Şöyle bir şey çıktı. Bu sanırım bir yatak başlığı tarzı bir şey olabilir veya tam anlam veremedim. Hatta ürünün içerisini de size göstereyim. Şöyle. Şimdi anladım. İster bayrağınızı asabilirsiniz diyor. İsterseniz eşyalarınızı dolabın öyle dolap demir olarak kullanabilirsiniz gibisinden. Bu da böyle boş bir şey. Oo, bu bayağı bir ağır. Bayağı bir ağır. Size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi atıyorum evinizde şöyle bir kamera var, tamam mı? Bu kamera bozuldu. Siz bunu Amazon'dan almıştınız veya Amazon'dan almamıştınız. Amazon'da da var ama aynı kamerada. Bu kamera bozuldu. İnsanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Amazon'dan aynı kameradan sipariş ediyorlar. Bozuk kamerayı kutuya geri koyup Amazon'a geri yolluyorlar. Diyorlar ki ürün bozuk gelmiş. Halbuki yenisini alıp eskisiyle değiştiriyorlar ve hiçbir ücret ödemeden. Yani bunu yapanlar var. Kesinlikle kınıyoruz öyle insanları. Bu bayağı bir ağır ürün. Bakalım ne var içinde. Oo, tekerlek, mekerlek. Bir şeyler var. İçinde bir şeyler var ama. Evet, tekerlek. 4 tane. Hatta aynen 4 tane teker var arkadaşlar içinde. Bunu şey için kullanabiliriz aslında, böyle çocukken mahallede binerdik ya, böyle direksiyonu çevirirdim. Bilyeli olurdu. Bunun içinden de şöyle bir kağıt çıktı ama çok fazla bir bilgi yok. Bunu da kenara ayırıyorum. Bir ağır kutu daha aldım. Bayağı bir ağır hem de, ama içinde böyle sanki kıyafet gibi bir şey varmış gibime geldi veya halı malı olabilir. Oo, evet. Bu ne abi? Bunu şöyle bir ürün. Tam olarak hangi amaçla kullanıldığını anlayamadım ama sanırım boru bu. Böyle parçalar var, vida ve içinde tutturabileceğiniz ürünler. Evet, boru. Bildiğiniz boru çıktı. Mesela şu borunun fiyatını merak ettim. Gayet sıfır ürün çünkü hiç açılmamış. Buna bir bakalım. Ürünün hiçbir ismi falan yok arkadaşlar. Buradakiler Çin'den geldiğini gösteriyor yani. Made in China'nın burada etiketleri var. O yüzden fiyatını bulamadım. Moral bozmak yok derken yine boş bir şey geldi elime. Bakalım bundan ne çıkacak. Evet. Bu da ne ya? Şöyle bir ürünün tam olarak yine ne işe yaradığını anlamadım ama iki tane böyle bir tutacak var. Yani bu da çöp. İçinde sanki bir saat varmışçasına bir hissiyata kapıldım ve ürün hiç bantlanmamış, hiç açılmamış. Made in Endonezya yazıyor üzerinde. Endonezya'da bildiğiniz üzere güzel ürünler, kaliteli ürünler üretiliyor. Bismillah diyelim. Güzel bir kaba da koyulmuş şimdi. Heyecanlandım. Evet. Aha. Oo, Philips'in tıraş makinesi. Şöyle bir ürün. Aa, jiletli. Şöyle jilet de var üzerinde. Dur bakayım bir. Pardon, bu kafalarıymış arkadaşlar. Bu şekilde kafaları var. Bir tane de şarj aleti çıktı. Mesela bunun fiyatına bakabiliriz. Ürünün fiyatı 37 dolar. Yani diğer kutularla hemen hemen fitlemiş olduk. Sadece şu makineyi çıkararak da 25-30 civarında satarım ben bunu satarsam. Değerli ürünleri bu tarafa koyacağım kutularını ki bakalım kaç para kar etmişiz gibisinden. Hiç moralim bozmuyorum. Ben o tableti, MacBook, iPhone'u, ne bileyim Rolex saati çıkaracağım buradan, inanıyorum. Evet. Ya sallanma işte ya. Sal. Şu boş bir şey sesi bu abi. Şöyle bir ürün. Ne işe yarıyormuş? Bu şekilde masanın kenarına montelemek için kullanıyormuşsunuz. Acayip gereksiz. Bayağı büyük bir kutu ama inanılmaz hafif. Hafif büyük kutular her zaman değerlidir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Köpük çok kalitesiz gerçekten. Oo. Aha, bu ne? Aa, ayna ama kırılmış bir ayna olduğu için return yapılmış. Ben de dümbelek sandım bir an böyle çalabileceğimiz ama maalesef. Yani kullanılabilir ama şimdi 1, 2, bir tane daha, hatta 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane küçük kutumuz var. Şu telefon bir his ya da telefon hissiyatı aldım. 7'sini birden açacağım. Bak, bu ürün tek bantlı. Hadi lan. Ah, onun telefon lan. Telefon çıktı. Oğlum bu ne? Bu nasıl telefon lan? Arkadaşlar, şöyle bir model hayatımda ilk kez görüyorum. Ben bunu powerbank sandım bir an. Hani powerbank de olabilir diyeceğim ama kamerası falan var. Hatta şarj aleti falan da var. Bu ne abi? Çok merak ettim bir adım.
Oho! Telefonun fiyatı 180 dolar. Hatta Walmart'ta 183 review var. 180 dolara satılıyor. Bu güzel oldu. Şu anda harbi telefon çıktı lan. Olsun, iPhone olmasa da 120 diyelim. Hadi 120'ye gitsin. Duyuyorum abi, o 180'e satılmaz ki diğerleri. Bir diğer beni heyecanlandıran kutu ise buydu arkadaşlar. Bu ama bantlı. Diğeri tek bantlıydı. Ama aynı kutu. Aynı kutu, hadi bismillah diyelim. Onu da satayım. Aynı telefon. Oğlum şaka mı bu? Yemin ederim aynı telefon. Kyocera diye bir marka. Aynı ürün. Birebir aynısı. 120, 240 hadi 240. Hadi 200 diyelim. Tamam da abi, Amerika'daki adam böyle bir telefon niye alır yani? Bunun ekstra bir özelliği falan var herhalde arkadaşlar. Bu bomboş bir telefon yani. Veya belki bilmediğimiz şeyleri vardır. Ben onu araştıracağım. Dur, şu dolu gibi önce bunu açmak istiyorum. Bunun içinden bir AirPods Pro falan da çıkar. Aynen bak. Bu ne abi? Bu ne lan? Aha, bu anahtar şey. Anahtarlık gibi bir şey. Ya bu kapı kilidi gibi bir şey. Bu çöp. Şöyle yine ufak bir kutumuz var arkadaşlar. Oo, bu ne? Aa. Çok garip. İki tane ürün. Şu şekilde motor gibi, yani ne işe yaradığını tam olarak anlayamadım. Sinicrus motor yazıyor. Sinicrus tarzı bir şey. Bakalım ne işe yarıyormuş. Power supply, aynen adaptör görevi gibi bir şey görüyor sanırım. Böyle ufak çaplı bir motor. Ama made in China. Bunun da fiyatına bakalım. Tanesi 10 dolar civarı, ikisi 20 dolar ama çok fazla ihtiyacı olan bir ürün değil insanların. Bunu da çöp kısmına ayırıyorum. Evet, geldik. Bu çok boş yani, kutunun içi tamamen boşmuş gibime geldi. Evet, mutfak süsü gibi bir şey var arkadaşlar kutunun içinde. Şu şekilde, bunu hiç açmayayım. Şöyle bir şey. Böyle yine bir tane boş bir ürün daha var. Hatta içinde hiçbir ses yok. Çok hafif bir de. Bunu açalım bakalım ne çıkacak. Evet, enteresan bir ürün. Bu ne abi? Hastalarla alakalı bir şey olabilir arkadaşlar. Yo, hastalarla alakalı değil. Ha, su pompası. Bakın şu şekilde. Bildiğiniz su pompası arkadaşlar. Bu suyun hacmiyle, Arşimet kanunuyla yukarı gelen bir şey işte. Yine böyle bir boş bir ürün var. Ya, telefonlar benim aslında gönlüm aldı. Daha bir sürü kutu var yanımızda ama. Bu da yine pompa tarzı bir şey arkadaşlar. Yok, bir şey. Blender kafası. Blender'ın... Evet, blender bıçağı. Aslında güzel bir ürün ama blender'im yok evimde. Evet, geldik büyük büyük kutulara. Bu bayağı açılmış. Yani içinde ne olduğuna bakılmış bir kutu resmen. Ama yine biz de bakalım ne olur ne olmaz. Oo, bu sanırım bir motorun parçası olabilir. Hangi model, hangi motor? Hiçbir bilgi yok içerisinde. İçinde falan da yazmıyor. Böyle bir ürün. İki tane var aynı üründen. Evet. MacBook geliyor, az kaldı. Ama bu hiç MacBook gibi duran bir şey değil ama evet, bildiğiniz iki tane tahta arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da böyle bir duvar süsü tarzı veya mini pencere bu. Aa, pardon, mini pencere bu. Bildiğiniz mini pencere. Aslında bu para edebilir ama uğraşmaya değmez. Şöyle bir ürünümüz daha var. Gelelim bakalım bunun içinde ne varmış. Evet. Şöyle bir ürün arkadaşlar, fişi falan var tamamıyla, yani şöyle yanında parçaları falan var, hiçbir anlam ifade edemedim. Ürünün ne işe yaradığıyla alakalı, alt tarafı da bu şekilde, hatta zaten Made in China yazıyor. Yani bilenleriniz varsa yorumlara yazabilir, gerçekten bunun ne olduğunu hiç anlamadım. Bu fiş niye var mesela? Yine boş iki tane ürün aldım, ikisi de boş. Vallahi neyse, telefondan kurtardık. Telefon inşallah satılır. Satılırsa eğer Instagram'dan Reels videosu halinde veya YouTube Shorts halinde veya TikTok'tan beni takip edebilirsiniz. Kısa videolarda bayağı çekiyorum. Oralarda zaten gösteririm. Yine bir süs. Bu ne lan? Bildiğiniz kauçuk gibi bir şey arkadaşlar. Şu şekilde, ne işe yaradığı da burada yazıyor. Böyle rakam yapabiliyormuşsunuz falan filan. Abi ne boş şeyler ya. Evet, buradan da insanların nelere para harcadığını, nelere aldığını görüyorsunuz. Adam almamış, geri vermiş, benim gibi enayi gelmiş. Öyle demeyelim tabii. Tabii öyle demek yakışmaz bize. Evet, burada yine... Ooo! Güzelmiş ha. Yani kız arkadaşım veya hanımın eşim olsaydı duvara bunu asıp beraber Game of Thrones izlerken çekirdek çitleyebilirdik. Ama bu dursun, ben veririm bunu. Şey yapın.
Evet, hafif ağırlıkta yine uzun boyutlu tam Apple MacBook 12.9 inçin boyuna uygun bir kutu. Bayağı bir bantlanmış ama. Bakılmış abi içine ya. Bak şurası yırtık arkadaşlar, görüyor musunuz? Şu kısım yırtık yani. Evet. Kesme tahtası desem değil. Kesme tahtası gibi bir şey hatta yok. Direkt içinden de çıktı. Bu bildiğiniz cam fanus oluyormuş arkadaşlar bu. Şu şekilde. Hatta Lego yapıp ne bileyim oyuncak tarzı bu tarz şeylerinizi koyabiliyorsunuz. Hatta bende bir tane Lego vardı. Bununla daha yapmak nasip olmadı ama bununla bu yakışabilir aslında. Ama gerek yok. Evet, şurada iki tane güzel hissettiğim yani kutular kaliteli falan. Bu Clorox, bu bildiğiniz deterjan deterjan ürünü. Hiç açılmamış. Oo, böyle bir kutu çıktı. Ne bileyim yani kadın bir şeyi, kadınların kullanabileceği bir ürün arkadaşlar. Büyük ihtimal yüzünüzdeki pürüzlükleri almak için tasarlanmış tarzı bir şey de olabilir. Hemen fiyatına bakalım. Evet, ürünü buldum. Ürün, oha. Arkadaşlar ürün tahminimce 150 dolar civarında. Ben de kendi Amazon satış hesabımdan bakacağım. Şuradaki barkodu okutup. Evet, çıkmadı. Bu şekilde yani 100-150 dolar civarı bir ürün. Büyük ihtimal satarım, bu da dursun. Ya 70-80'e var, 150-200 var. Bir tane 70-80'e var, diğer hepsi 150-200 dolar arası. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben güzel gittiğine inanıyorum gerçekten. Hiç çoktan zararı uğratmadı. Evet, birçok ürün boş ama aralarda böyle iyi ürün denk getirebiliyorsunuz. Yine böyle, hatta içeriğini göstereyim size. Şunlardan 4 kutu var arkadaşlar. İkili ikili olmak üzere. Onun haricinde de şöyle yine kablolar falan bulunmakta içinde. Oo, bayağı bir büyük bir kutu. Ama kutunun içi boş gibi. Direkt Amazon depolarından gelen bir ürün büyük ihtimalle. Oo, abi güzel oldu. Oha, çok güzel. Tamam, ben bunu kullanırım. Böyle bir dünya. Dünya haritası. Bu bir dünya arkadaşlar. Eğer isterseniz bir dahaki videoda şöyle bir şey yapabilirim. Bu içerik gerçekten hep aklımda var. Bu arada mermer falan bayağı kaliteli duruyor. Şöyle bir şey yaparız arkadaşlar. Dünyayı döndürürüm, parmağımı koyarım. Neresi geldi oraya giderim. Her kanala abone olursanız 5 milyon abonede söz veriyorum bunu yapacağım. Neresi geldi? Rusya geldi tabii ki. Rusya'yı da ziyaret etmemek olmaz. Genç yaşımızda. Arkadaşlar fiyatına 200 dolar yazıyor. Eğer bu gerçekten bunun markasını falan bulabilirsem. Arkadaşlar en ucuzları bile, bakın en ucuzları bile 40-50 dolardan başlıyor. Tahminimce buna benzer vardı. Aynısını bulamadım. Şu an çok fazla vakit harcamadım. 75-80 dolar civarıydı. O yüzden 5 milyon abonedeki videoyu şu anlık askıya alıyorum. Ben bunu satarım. Normalde kendi evim için de güzel bir susu olabilir ama 80 dolar. Google Maps var abi. Şöyle bir ürünümüz var. Güzel duruyor. Güzel hissettim. Yani ürüne karşı bir kabardım açıkçası. Ürünün barkodu var. Aa, patlayabilir tarzı böyle. Tehlikeli madde işareti var. O zaman bakalım, hadi bismillah diyelim. Bu ne abi? Şöyle bir ürün. Bu bildiğiniz laptop bataryası gibi bir şey tahminimce. Rechargeable batarya arkadaşlar. Hatta 3 tane de ufak tornavida koymuşlar yanına. Kendimiz döşeyebilelim diye. User Manual on Laptop Battery. Bildiğiniz laptop bataryası. Yani bu güzel bir ürün gibime geldi. Yani para eder diyeceğim de 74 watt bakalım. Direkt ürün karşıma çıktı. Ürünün fiyatı 40 dolar arkadaşlar. Bataryanın fiyatı 40 dolar. Yani bunu satarım. Satarım. Bunu atmayacağım. Dursun hiç yoktan ileride laptopum. Belki herhangi bir sorun yaşadığında kendi laptopunda kullanabilirim mesela. Kenara ayırabiliriz. Evet, hatta böyle bir ürün. Bu arkadaşlar, bu bildiğiniz çekyatın üstüne örtülen örtülerden. Ben bu ürünü açmış bakmıştım. Dayanamadım. Videoyu açmadan bir deneyeyim bakayım nasıl olacak diye. Ama ürün pahalıydı yani. 50-60 dolar civarı bir üründü gerçekten. Böyle çekyatım yok evde. Ben yatakta yatıyorum. Yatakta kalıyorum. Çünkü odam dar. O yüzden çekyatım olmadığı için. Chicago'da çekyatı olup da sergisi olmayan arkadaşlar Instagram üzerinden bana ulaşırsa bu ürünü hediye edebilirim. Evet, şöyle bir ürünümüz daha var. Bunu da açmıştım açıkçası. Bu koku arkadaşlar. Bu şekilde. İçinde bir sürü koku var. Hatta kokuları fişe takıp otomatik olarak da kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. İçinde şu şekilde 6-7 tane koku, 3-6 tane koku bulunmakta.
Bu benim işimi görür, bunu kenara ayıracağım. Son bir ürünümüz kaldı. Ve benim diğer açtığım ürün buydu. Bu tahminimce pahalı bir ürün. Ama ne marka yazıyor, ne model yazıyor, ne bir şey yazıyor üzerinde. Yani şu ürün 50 ile 150-200 dolar arasında bir şey diye tahmin ediyorum. Çünkü ışık yazdım, baktım diğer ışıklarla fiyatlarını karşılaştırdım. Bu gayet de kaliteli. Bayağı sağlam bir ürün gibi duruyor. Hiçbir yerinde marka, model, hiçbir şey göremedim. O yüzden hiçbir bilgim yok. Chicago'da olup da ışığı eksik olanlar benim gülümsememe bakabilir. Ben bunu da tutacağım elimde, biraz araştıracağım. Dediğim gibi bu araştırdığım ürünleri bu video yayınlandıktan sonra Instagram Stories'e halinde bu kadarmış diye de paylaşırım. Unutmayın lütfen. Aa, son bu ürünü açtık mı biz? Aa, bunu açmamışız. Son kutumuz. Hadi bismillah diyelim. Güldür lan şu garibanın yüzünü. Evet. Lamba çıktı. Olsun. Güzel bir şeye benziyor. Aa, bildiğiniz ampulü falan da içinde. Ha, tavan lambası arkadaşlar. Bildiğiniz tavan lambası. Ampulü falan da içinde. Bak gayet kaliteli, güzel bir şey gibi duruyor. Ya bunların değerleri 20-30 dolar civarı falan. Ama güzel duruyor yani ürün. Ya benim tavanda delik yok mesela. Ben dikilen lambadan kullanıyorum. Bunu ne yapayım şimdi abi? Bunu nerede tutayım? Ne yapayım ben bunu? Ampulünü alayım. Lambayı da Chicago'da. Evet, videomuz buraya kadardı. Burada çıkardığımız ürünler mevcut. Şu şekilde bir telefon. Şu şekilde bir telefon daha. Kadınların yüzüne ve erkekler için de varmış ürün. Böyle bir şey. Tam olarak görevini anlayamadım. Onun yanı sıra böyle bir tıraş makinesi. Laptop bataryası. Bir tane dünya. Kokular var. Bir de şu şekilde ışığımız var. Bunlar benim işime yarayacağını düşündüğüm için bunları kenara ayırdım arkadaşlar. Ya şunun veresi satasım yok ama abi 150-200 dolar satarım ben bunu. Yani şöyle kaba taslak bir hesap yaptığımızda telefonları 100'er dolar diyelim. 180 dolara satılıyor. Bakın şaka yapmıyorum. Bakabilirsiniz markasında. 100, 200, 250, 300, 400, 300-400 dolarlık neredeyse bir benim hoşuma giden. Aslında diğerlerini satsam yine kar ederim. Ama evim küçük. İnşallah Allah nasip ederse taşınacağım. O sebepten dolayı şu an evimde tutup satıp bilmem ne uğraşacak pek fazla vaktim olmadığı için bunlar satılmazsa da yani çok telefon melefon zaten ben kullanırım. Hiç çok düşünebilen bir şeye veririm. O yüzden kendim. Böyle videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.